Hoş geldiniz. ben bugün size 4000 yıllık bir araftan bahsedeceğim. konuşmakla susmak arasında kalmışlığın hissini kekemeliği anlatacağım. bundan 4000 yıl önce bulunan bir kil tablette şu cümlelere rastlanmış. Tanrım kekemeliğimin bel kemiğini kır. Dilerim ki engelimin kaynağını kurutasın. Ve 4000 yıl yani yitip gitmiş bir ruhun bu sitemi her yıl milyonlarca kişi tarafından tekrar ediliyor, 4000 yıldır. Peki neden? Çünkü bilmiyoruz. Yanlış ya da eksik biliyoruz. Benim adım Seda. Çocukluğumun deyimiyle SSSS Seda. Bunu defalarca çoğaltabilirim. Aileden, daha doğrusu anne tarafından bana miras olarak geçen bu özelliği, Kendimi bildim bileli taşıyorum. İlk zamanlar bir ismi yoktu, bir hissi de yoktu, yani hissi de normaldi. Evde bana bazen işte Seda diyen, bazen SS Seda diye seslenen bir ailem vardı. Ve bana nasıl seslenildiğinde benim için bir önemi yoktu. Ta ki ilkokulun ilk gününe kadar. Ben orada öğrendim ilerleyen zamanlarda bana şekilcilik üzerinden bir değer biçileceğini. Hepimiz yaşamışızdır sınıfa bir öğretmen gelir, herkesten adını söylemesini ve kendini tanıtmasını ister. bizde de öyle oldu. Bir öğretmen geldi. İşte herkes sırasıyla adını söylüyor. Biz de böyle arkadan bir coşkuyla koro halinde tekrar ediyorduk. sonra sıra bana geldi. İşte ayağa kalktım. E bir "SS Seda" dedim. Ve öğretmen sordu, evet arkadaşlar, arkadaşınızın adı neymiş dedi. Ve tüm sınıf bir coşkuyla koru halinde SS seda diye tekrar etti. Önce minik bir e, sessizlik oldu, sonra bir kahkaha koptu. Ben önce e, velilerin güldüğünü hatırlıyorum. Önce veliler güldü, sonra öğrenciler güldü. Ben de kaçıp kendi velimin arkasına saklandım. Ve ne yaşandığını anlamadım çünkü adımı yalnız söylemiş olamazdım. Sonra öğretmen geldi ve kızınız kekeliyor mu, kekeme mi diye sordu. Yani insanın konuşma biçimi hastalık olabilir mi? Ben bunu ilk duyunca hastalık zannettiğimi, eve gidip bana ilaç verin, beni iyileştirin dediğimi, tepinerek ağladığımı... Ve annemin e, o anı kurtarmak için e, bana bir şurup verdiğini hatırlıyorum. Tabii bununla bitmedi. Yani bu sadece alışmak zorunda olacağım bir hayatın ön fragmanı gibi bir şeydi. Önce kekemelik nedir? E, size bundan bahsedeyim. E, bugün Türkiye'de 1 milyon bireyi etkileyen kekemelik, en basit tanımıyla e, konuşmanın akışını bozan tekrarlar, bloklar uzatmalar, duraklamalar ve eklemelerle karakterize bir konuşma bozukluğu olarak tanımlanıyor ve bu bozukluğun nedeni henüz bilinemiyor. Ee, nörolojik, dil bilgisel, çevresel ve psikolojik faktörler önemsenip bunlar üzerinden açıklanmaya çalışılıyor. Dil ve konuşma terapistlerince uygulanan çeşitli terapilerle kontrol altına alınabiliyor, azaltılabiliyor fakat tamamen ortadan kalkmıyor. Ee, bizim de arafımız Burada başlıyor, ben dışarıdan, tamamen çözümsüz olarak algılanan bir iletişim becerisine sahibim ve toplum ne yazık ki buna hazır değil. Bu nasıl oluyor? Benim beynimin konuşma merkezi, sizlerden biraz farklı olarak kafasına göre takılıyor. Yani konuşmamın ne zaman ve nasıl yapacağıma keyfine göre karar veriyor. Yani konuşma merkezini bir el, konuşmamı da bir fiş olarak düşünürsek eğer, o el, o fişi her an, belki de şu an çekebilir. Peki ne olur? Yani o fiş çekilse, beynim kafasına göre takılsa, en fazla ne olabilir? Mesela adını bile söyleyemiyorsun. İşte bu ne biçim konuşma? Senin Türkçe öğretmenin kim? Sen önce konuşmayı öğren hiç mi okula gitmedin gibi sorularla karşılaşırsınız günlük hayatta sıklıkla. Bazı alışkanlıklar ve korkular edinirsiniz mesela. Biz bunlara kaçınma davranışı deriz. Örneğin en büyük korkularımdan birisi bir gün Burak adında bir patronla çalışmak. Burak Bey böyle hayatımın korkulu kelimelerinden sadece biri. Burak çıksa ki çıkmaz. Çünkü BDRK gibi harflerle aram hiç iyi değil. Cümle içerisinde bırak çıksa B çıkmayacak. Bu durumda koskoca patrona ya sadece bırak demiş olacağım ya da ismi hiç yokmuş gibi davranacağım. Aynı şekilde hanım ifadesi beni çok zorlar. Çünkü H harfi bende çoğu zaman K sesiyle çıkar. O yüzden birisi bana adımla hitap edebilirsiniz dediğinde aşırı mutlu olurum ama adının ne olduğu da önemli. Mesela ismi tek mi, çift mi? Çift ismi varsa ve ikisini de kullanıyorsa ne olur bana göre kolay olanı kullansın gibi temennilerim olur bazen. Sonra devrik cümleler kurabilirsiniz, konuşabilmek, derdinizi anlatabilmek adına asılak seslere, kelimelerin eş anlamlarına sıklıkla başvurabilirsiniz. Dizilere, filmlere günlük hayatta rastlayamayacağınız kekemelik şiddetinde mizah unsuru olarak konu olabilirsiniz. Sonra olması gereken yerde olması gereken tepki veremediğiniz için kimine göre utangaç, kimine göre flörtöz, kimine göre agresif, kimine göre ezik olursunuz. Çünkü akıcılıktan başka iletişim biçimi yoktur, varsa kişi anormaldir. Toplumumuzdaki algın ne yazık ki böyle. Sonra adres sorarken ya da tarif ederken e, yargılanmamak için kağıda yazıp vermeyi e, tercih edebilirsiniz. Bazen insanlar sizi o kadar dinlemez ki sırf ilgilerini çekip sizi dinlesinler de derdinizi anlatabilin diye e, yabancı dil öğrenip turist taklidi yapmak zorunda bile kalabilirsiniz günlük hayatta. O, o, utanmıyor musun? Bazen utanmamakla e, suçlanabilirsiniz. Toplum içerisinde, kurumsal hayatta, okulda vesaire alışmış olduğumuz ve esnetemediğimiz bazı kurallarımız var. Bunlardan birisi sunum kuralları ki bizler için gerçekten çok zor. Size bu, burada bir arkadaşımın başından geçen bir olayı aktaracağım. Kekemeli olan bu arkadaşım üniversitede sunum yapıyor ve kendi yani konuşmasının yapısı gereği de kekeleyerek konuşuyor sunum esnasında. Sunum bitiyor ve hocası arkadaşımı odasına çağırıp şu cümleyi kuruyor. Utanmıyor musun bu yaşta üniversitede böyle konuşmaya? Şimdi muhtemelen hocamız kekemeliğin ne olduğunu bilmiyor ama bilmiyorsa daha fena bence. Çünkü işte utanmak, heyecanlanmak, panik olmak böyle insana ait yani varoluşumuzda yer alan hisler değil mi zaten? E ben de bir robot değil. insansam en nihayetinde neden bunları sergilediğim için utanayım. Yani çok başarılı, profesyonel bir konuşmacı dahi olsa bu hislerini sergilemeye hiç hakkı yok mu gerçekten? Sonra işte göz teması sakın seyirci arkanı dönme, tüm salonu kontrol altında tut, sana soru sormalarını sağla. Öyle zor ki tüm bunların hepsi benim ve bizim için. Yani gerçekten çok zor. Şu an mesela ben bunları yapamıyor olsam, siz beni dinlemez misiniz? Bence dinlersiniz. Yani neden nasıl anlattığımız, neyi anlattığımızdan daha değerli bizim için kritik olan soru bu. Fark ettiyseniz sürekli dinlemek diyorum. Çünkü kekelediği için gerçekten dinlenilmenin ne olduğunu bilmeyen hep insanların böyle vakitlerini çalıyormuş, işte dinleme süreleriyle yarışıyormuş gibi hisseden yani birisi olarak burada konuşuyorum. Benim yolculuğum da böyle başladı dinlenilmeyerek, ben ilkokulun ilk günü kekilediğimi öğrendim. Aklım yetti ve artık e, yani kalbim kırılmaya başladı. Bir gün e, okul arkadaşım bana kızıp e, evde benim taklidimi yapınca annesi çıktı ve ka ka kapıya geldi. E, seda'dan çocuğuma kekemelik bulaşacak, bir daha arkadaşlık etmelerini istemiyorum dedi. Ee, ve o öyle olmaz diyen annemi de beni de dinlemedi ve biz bir daha arkadaşlık etmedik. Sonra eve gelen giden işte insanların sayısı arttı ve ben aralarına katılamayınca sözel olarak artık onları izlemeye başladım ve şunu fark ettim: eve gelen giden kimse de aslında birbirini dinlemiyor. Yani birbirinin gözlerine bakan böyle hisseden kimse yok. Aslında var birini bir şeyi çok iyi dinliyorlar. O kadar iyi, o kadar odaklı dinliyorlar ki tüm sohbetleri, iletişimleri dahi neredeyse oraya kurulu n n nedir bu? Televizyon. Evin içinde tüm gün ajanslar açık oluyordu ve ben bir şey anlatmaya çalışırken işte mesela su isterken, işte hoş geldiniz derken daha doğrusu demeye çalışırken bu çabamı görüp ay ne tatlı deyip böyle sözümü kesip işte yan makas alan bu kişiler televizyona dikkat kesiliyordu. Ben konuşurken göz devirenler, o ajansları sunan abileri, ablaları full dikkat dinliyordu. Böyle birbirlerinden bile daha çok, daha dikkatli. E ben de bir gün oturdum, tüm dikkat o abileri, ablaları izlemeye başladım. Farklı olan ne, bunu anlamaya çalışıyordum. Şunu gördüm. bu abiler, ablalar çevremdeki kimse gibi konuşmuyorlardı. Ben gibi değil, Annem gibi değil ama babam gibi de değil. Ben Kayseriliyim, böyle hani bir Kayseri ağzı vardı evde. Televizyonda o da yok. E herkes onları dinliyorsa, benim için kendimi dinletmenin tek bir yolu vardı. Onlar gibi olmak. E nasıl olacak? E cevabı beni bir gün ajanstal izlerken yakalayan annem verdi. E onlar gibi olmak istiyorsan, dedi, iletişim okumalısın. E dedim tamam, herhalde okursam kekemeliyim, geçer ve artık herkes beni dinler. Ben böyle olmayacağını lisede öğrensem de vazgeçmedim. Önce iki yıllık okudum. Sonra mezun olup çalışırken topluluk önünde konuşamadığım, yani sunum yapamadığım için iş arkadaşlarım, iş fikirlerimi çalınca işten ayrılıp böyle fakültesi, iletişim fakültesi dağın tepesinde kurulu olan bir üniversiteye geçiş yaptım eğer servis kaçırırsanız bu fakülteye 300 küsür olduğu düşünülen merdivenleri kullanarak çıkıyorsunuz. Şimdi her bireyde farklı olmak üzere benim kekemeliğim iki şey tetikler. Birincisi uykusuzluk, ikincisi fiziksel yorgunluk. O gün de hem uykusuzluk hem de merdivenleri koşarak çıkmanın etkisiyle yani Kekemelik ortaya çıktı. Çünkü beynim artık orada fişi çekti. Öyle yorgunum ve o, o, o kadar konuşamıyorum ki ağzından harfler çıkmıyordu. O sırada arkadaşımla olan sohbeti duyan ve tanımadığım bir öğrenci şunu dedi. Ne işin var seni burada? Hani bu konuşmayla senin bu fakültede ne işin var? Şimdi ben sırf toplumun alışkın olmadığı bir biçimde kendi bildiğim gibi konuşuyorum diye çok azarlandım, işte dışlandım, böyle kapıdan kovuldum, yüzlerce telefon suratıma kapatıldı ama yani ilk kez bende hesap soruldu. Ben neredeyse suçlu çıkacaktım. Sonra durdum, düşündüm yani bu böyle gitmez, bunun daha hızlı, daha kolay bir yolu olmalı dedim. Gün sonunda elimde iki çıktı vardı. Birisi alanım, iletişim, de farklılığım. İkisini kullanarak güncel, hızlı ne yapabilirim diye düşündüğümde YouTube dedik ve YouTube'da Kekele TV adında sadece kekemeli olan bireylere ait bir kanal kurduk. Şimdi Kekele TV buraya kadar anlattıklarımı ve daha fazlasını birebir yaşayan kişilerin ağzından duyabileceğiniz bir dayanışma ağı biz söyleşiler, röportajlar, eğitimler, kampanyalar aracılığıyla gö görünür kılmayı hedefliyoruz. Ha, gerek var mıydı bunca çabaya derseniz, e, vardı. Çünkü ben çocukken mesleki hayaller kuramazdım, iznim yoktu. İşte bir çocuğun kurduğu öğretmen, doktor, polis olmak hayalleri için benim iznim e, yoktu çünkü kekemelik vardı ve bunların hiçbirini yapamazdım. Aslında ben ne istediğimi biliyordum ama çevrem sormuyordu. Çünkü onların sıkı sıkıya tutunduğu ön yargıları ve olmazları vardı ki hala var. Tek şeyleri yoktu. Çözüm ki hala yok. Ya benim de böyle yapabilecekler yani yapamayacaklarımı değil, yapacaklarımı duymaya belki biraz tecrübe etmeye ihtiyacım vardı. Biz de öyle yaptık. İşte şimdi 1 milyondan fazla kekemeli olan insanın sesi olmak için ben birçok yerde anlatıyorum. Biz hep birlikte içerikler üretiyoruz. İşte sonrasında yaptığımız çalışmaların böyle takdir görmesi, her şeyin bizim için ve toplum için daha da normal hale gelmesi açısından çok değerliydi. Bu yüzden yaptığımız çalışmaları ödüllendiren bazı kurumlar da oldu. Ben yani sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: doğrudan kekemeliğe bir etkisi olmasa da yani. Güzel konuşmanın bir eğitimi var evet ama keşke dinlemenin de e, olsa. Bizler çoğu zaman böyle dinlemektense konuşuyor olmayı tercih ediyoruz. Çünkü e, konuşmak dinlemekten hep daha kolay ama ben ve arkadaşlarım hep en zor taraftayız. O yüzden şimdi burada bugün sizden şunu istiyorum. Şimdi bugün bir düşünün. Kaç kişiyi dinlediniz? Kaç dakika dinlediniz? Gerçekten mi dinlediniz? Yoksa size sıra gelsin mi istediniz? Bugün bir durun, bir düşünün, bir dinleyin, bir de kendinizi dinletmeyi deneyin. Bakalım ne kadar zor olabilir? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.